Merhabalar hoş geldiniz. Beşiktaş gündemiyle karşınızdayız. Siyah beyazlar Morino'ya teklif yaptı. Her şey Simeone'ye bağlı. Beşiktaş Atletico'nun Zaragoza'ya kiraladığı Santiago Morino'ya teklif yaptı. Transfer Diego Simeone'nin vereceği karara bağlı. İddiaya göre siyah beyazlar Atletico'nun İspanya ikincilik takımlarından Zaragoza'ya kiraladığı Morino'ya teklif yaptı. Cevap bekliyor. Beşiktaş'ın ne kadarlık teklif yaptığını, teklifin satın alma opsiyonunu kiralama mı yoksa direkt satın alma mı olduğu konusunda bir bilgi paylaşılmadı. 1.86'lık Uruguaylı stoper sezon başında 2.7 milyon euroya transfer edilmişti. Sonrasında Zaragoza'ya kiralandı. Mourinho'nun Beşiktaş'a transferi ise Simeone'nin vereceği karara bağlı. Basındaki iddiaya göre Aspilicueta'nın sakatlanmasından sonra Simeone, Çağlar ya da Sav için takımdan ayrılmasına engel olmak yerine Mourinho'yu çağırırsa sürpriz bir hamle yapabilir. Siyah beyazı yönetim gündeme stoper mevkisi için flash bir ismi aldı. Foto maçın derlediği habere göre menajerler savunmasını güçlendirmek için uğraşan siyah beyazlara Federico Gattoni'yi önerdi. Sevilla'da forma giyen 24 yaşındaki Arjantinli stoperin satın alma opsiyonlu kiralık olarak gelebileceği belirtildi. Gattoni bu sezon 4 maçta 126 dakika görev yaptı. Bir gol kaydetti. Oyuncuyla ilgili gelişmeler merak ediliyor. İspanyol ekibinin geçtiğimiz yıl Ocak ayında bonservisini aldığı genç futbolcusu Sezonu kulübü San Lorenzo'da tamamlamıştı. Bu yıl kadroya giren Gattoni şu ana kadar 4 maçta oynadı. Öte yandan Beşiktaş Ukraynalı orta saha oyuncusunu yakın takip aldı. Beşiktaş Dinipro forması giyen Ukraynalı orta saha oyuncusu Oleksandr Pikalyonok'u transfer gündemine aldı. Beşiktaş'ın Dinipro Pro de forma giyen 26 yaşındaki Ukraynalı orta saha Pikalyonok'u transfer etmek isteyen kulüpler arasında yer aldığı açıklandı. Dinipro 1'in şu an şampiyonluk mücadelesi verdiğini hatırlatan Nesterenko bu yüzden kulüp yönetimi takımın sağdaki liderlerinden biri olan Pikalyonok'la şu an için ayrılmak istemiyor. Yaz aylarında seçeneklerimizi değerlendirebiliriz. Bu konuda yönetimle anlaşmamız var. Mantıklı olan da bu. Çünkü Dinipro şu an şampiyonluk için mücadele ediyor. Pikal için Türkiye'den Beşiktaş, İspanya'dan Girona, İtalya'dan Monza ve Yunanistan'dan Olympiakos bizimle temasa geçti. Ancak şu anda somut teklif yok. Bu temaslar teklife dönüştüğünde daha detaylı konuşabiliriz ifadelerini kullanmıştı. Dinipro'nun üst düzey yöneticilerinden Friedman geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Pikal için 6 milyon euro bonservis istediklerini bildirmişti. Geçtiğimiz sezon 40 maçta 8 gol 14 asistlik performans sergileyen ikalyonok bu sezon ise şimdiye kadar 23 maçta 4 gol 5 asist üretti. Oyuncunun kulübüyle 1,5 yıllık daha mukavelesi bulunuyor.